ortaya çıktı. Ne diyorsun oğlum? Peşini bırakmayın. Tamam. Biz Selam ile takipteyiz şu an. Peşini bırakmayacağız. Helal size. Yakalayın nöbetçinin açığını. Benim annemi rahatsız etmek ne demek, gösterelim ona. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama, değil mi? Ne gördün annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh! Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi ile ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bekçi Hamdi mi? Ta kendisi. O yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha, ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Tamam. Benim şu an kapatmam lazım. Hamdi'yi kaçıracağız yoksa. Ben sana sonra haber veririm. Ne o Hamdi? Foto finish mağduru gibisin. Yoksun kaç gündür? Ya hiç sorma, çok hastayım ya. Ben bu hastalıkla var ya, foto finishinden buraya ayağıma getir. Hatta çizgisini çapraz yap, töbe geçemem vallahi. Ya Allah inandırsın. Şu düdüğü bile çalamıyorum ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun. Bana niye geçmiş olsun Hamdi? Ya ben şimdi sana geçmiş olsun dedim ama kusura bakma, unutmuşum ya. Neyi unuttun? Senin prostat geçmiyor ki. Hay prostatım kadar taş düşsün başına, değil mi? Yok, bu böyle olmayacak ya. Bu avukat olsa ne yapacağım ben ya? En iyisi bir dinlenmek. Osman gene yok ortalıklarda. Ama boş ver anne, o gene yarenin peşindedir muhakkak. Hadi sen başla. Bu kızın artistlik hevesi oğlumun başını yakmasa bari. Kız bana bak. Sen kaynanalık mı yapıyorsun, bana mı öyle geldi? Aa, yalan. Kızım tutturmuş bir oyunculuk diye. Ben hiç haz etmedim bu işle. Bak söyleyeyim, hiç haz etmedim. İşte o kadar. Yok, böyle olmayacak ya. Bir parça dinlensem kendime gelirim aslında. Böyle kimseye de faydam yok ki benim ya. Çekeyim. Vallahi mama bayılacak, gönderiyorum. Çabuk. Hadi kanka kaçalım biz. Kanka çok fena enseledik Hamdi'yi saatinde uyurken. Oley be. Helal size. Bu iş bitti. Yarın görüşürüz. Bittin sen Hamdi. Yaktım seni. Memo, senin araba bekliyor. Ya beklesin 2 dakika. Benim Hamdi'yi görmem lazım. Bu o. Oğlum bildiğin ayağına geldi lan. Vay. Mahallemizin en güzel evlatları. Ama bak söyleyeyim, en güzelesi de Memo ha. Ne var Memo? Ne oldu oğlum, canım bir şey mi sıkkın senin? Bak sıkkınsa söyle, Hamdi abin hemen sana yardım etsin. Benim canımı sıkan şey, sen olabilir misin Hamdi abi? Ben mi? Oğlum ben ne yapacağım? Ben kendi halde bekçiyim. Ne oldu?
ustadan kürek çekiyor olabilir misin? Kürek yanlış, anlamadım. Ne diyorsun ya? İyi, açık konuşayım o zaman. Bir daha seni benim annemin yanında görmeyeceğim. Oğlum yok öyle bir şey ya. Kim söylemişse yalan söylemiş. Yok öyle bir şey. Geç bunları Hamdi abi. Ne olduğunu biliyorum. Bir daha seni benim annemin etrafında görürsem ya da duyarsam ben de o zaman karakolun etrafında dolaşırım. Ha, karakolun etrafında dolaş. Ne oldu? Park falan mı açıldı orada? Yok. Daha eğlenceli bir iş için. Komiserinle. Benim komiserimle. Benim komiserimle ne işin var senin? Bak bakalım. Burada ne varmış? Ya komik video falan mı? Dur bakayım. Ana bak beni çekmişler. Kıyamam sana. Hem de uyurken. Memo ne diyorsun oğlum? Beni mi yakacaksın? Ne zaman çektiniz onları? Bak burada da var. Burada da. Burada da varmış. Ya gördün işte. Bir de annemin etrafında dolaşma. Dolaşırsan bu fotoğrafları komiserine atmak zorunda kalırım. İş saatinde uyurken komiserin seni görmesini istemezsin herhalde. Yok yok. Oğlum ne gerek var? Komiserim niye görsün onları? Hiç gerek yok. Boş ver, boş ver. İyi güzel o zaman. O zaman zaten senin annen böyle haz abi hanımefendidir. Ben kendisine çok saygı duyarım. Saygı değerdir o. Saygı falan duymayacaksın. Yok yok, ben senin annene saygı falan hiç duymam. Hiçbir şey duymam. Yok, bitti. İyi o zaman, isteklerim bu kadar. Bu kadar? O vakit ben gideyim. Sen artık onları... Tamam. Sakın. Güle güle.